Evet arkadaşlar, şimdi geldik operatörlerin aşırı yüklenmesi veya operatör overloading konusuna. C++'da, C# temel bir konudur arkadaşlar. Tahminim Java'da yok. Java'da görmedim ama bu iki dilde arkadaşlar çok çok ön plana çıkan bir konu. Python'da da vardır. Nedir bu konu? Onun hakkında bilgi vereyim. Şimdi artı operatörünü biliyorsunuz. Bu iki tane string arasına girince ne yapıyor arkadaşlar? Birleştirme yapıyor. Peki bu artı iki tane sayı arasına girince ne oluyor? Toplama yapıyor. Bakın artı operatörü çevresindeki veri türlerine göre farklı çalışabiliyor. İşte biz bunu arkadaşlar operatörlerin aşırı yüklenmesi diyoruz. Peki şunu merak ettim ben. Yine kod bölümümüzü açalım. Burada da hatta şunu kullanmışım arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Ne dedim ben size? Örneğin şöyle yapalım arkadaşlar. Print 10 artı 10. Ne çıkacağını tahmin ediyorsunuz. 20. Print 10 ama string 10 artı 10. Ne çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Peki arkadaşlar. Şu çalışır mıydı? Bakın çalışmadı. Çünkü bir taraf dedi ki integer, bir taraf string dedi. Ben buna ne yapacağım dedim. Python arkadaşlar artı için özel bir durum yazılsaydı belki çalışabilirdi. Örneğin sanırım PHP bu konuda çalışabiliyor. Ama arkadaşlar Python ne yazık ki bu konuda bakın hata veriyor. Artının çevresindekileri teker teker bilmek zorunda. Peki biz kendimize özel bir yapı tasarlayabilir miyiz? Örneğin şöyle yapalım arkadaşlar. Elimizde bir vektör olsun. Bakın. Direkt buradan kodu kopyalayacağım. Bu kod üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Sıfırdan yazmak istemiyorum. Bakın. Elimizde bir vektör var. Başlangıçta x, y değerlerini alıyor. Constructor'la. Ardından str ile vektöre ait bilgiyi döndürüyor. Burada özel bir kullanım görüyorsunuz arkadaşlar. Formatlı gösterim. Bakın. Şuradaki yüzde sayesinde şuradaki yüzde d ve yüzde d tetikleniyor. Birinci vektörüm, ikinci vektörüm. İki vektörü toplamak istiyorum. X'ler x'lerle, y'ler y'lerle toplanır. Buraya kadar problem yok. Peki bu kod çalışır mı? Şuraya kadar çalışır arkadaşlar. Onu da gösterelim. Buraya kadar çalışır. Ama arkadaşlar ne yazık ki şu kod çalışmaz. Niye çalışmaz? Çünkü artının ne işlem yaptığını bilmiyor. Benim iki tane nesnem var. O nesneleri nasıl toplayacak? Bunu bilmiyor. İşte bu noktada arkadaşlar operatörlerin aşırı yüklenmesi devreye giriyor. Bunu yapmak için yapmamız gereken şu. Add özel fonksiyonunu eklemek. Şu fonksiyon arkadaşlar. Add iki türlü değer alır arkadaşlar. Add bu arada artıyı işaret eder. Alt çizgi alt çizgi add alt çizgi alt çizgi. Self ve other iki değer. Yani bir anlamda şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Artının sol tarafı ve sağ tarafı. Bakın, yeni bir vektör oluştur diyorum. Return vektör. Kendisinden yeni bir tane oluştur. Orada da x de x'i topla, y ile y'yi topla. Arkadaşlar sıfır bir vektör oluştu. Şimdi bu kodu çalıştıralım. Bakın arkadaşlar toplam sonucu verdi. İsterseniz şöyle yapalım. V3 gibi bir vektöre bunu atarak hocam ben artık V'leri toplayabilir miyim derseniz aynı sonuç çıkar arkadaşlar. 7 ile 8. Şimdi tabii çeşitli sorular gelecek bu konuda. Hocam bunları ben bir sayı ekleyebilir miyim? Arkadaşlar olmaz. Çünkü sayı integer olmaz. Peki şu geldi aklımıza. Hocam ben üçüncü bir vektör tanımlasam
Hadi V3'ün üzerine tanımlayayım bunu. Yine 5 ve 2 olsun bu sefer. Hocam ben bu üçüncü vektörü tanımladıktan sonra dördüncü bir vektöre tüm hepsinin toplamını atabilir miyim? Evet arkadaşlar, bu olur. Buradaki tabii ki arkadaşlar şunu toplayacak başta, sonra da bunları toplayacak ve işlemi bitirecek. Yani birden fazla da olabilir yan yana. Bakın arkadaşlar sonuç çıktı. Tabii burada biz sadece artı operatörünü tanımladık. Arkadaşlar o hariç başka operatörler de var. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle yazabilirsiniz. Operatör overloading Python yazdığımızda diğer operatörleri gösteren bir sayfa bulmaya çalışacağım. Artı operatörünü göstermiş. Evet. Burada görüyorsunuz ki arkadaşlar diğer operatörler. Bakın eksi operatörü sap. Mul çarpı operatörü. Pivot operatörü. Biz tamamen kendinize ait bir pivot tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ve diğer operatörleri görüyorsunuz arkadaşlar. AND, OR, XOR, INVERT. Bunlar arkadaşlar kullanabileceğiniz operatörler ve karşısındaki değerleri görüyorsunuz. Bunları kullanarak bu şekilde diğer operatörleri de yazabilirsiniz.